COP27 İklim Değişikliği Konferansı oldukça hızlı ve heyecanlı bir tempoyla başladı. Peki bu ana kadar geldiğimizde neleri ortaya koyabildik diye baktığımızda Glasgow'dan gelen temel başlıklar aslında mutlaka gündemde yer almakla birlikte oralarda henüz bir mesafe kat edilmedi. Kayıp hasar gibi bazı beklenti olan ya da finansman konusu beklenti olan alanlar bulunsa da en çarpıcı mesajları şu dört ana başlık üzerinde özetliyorum açıkçası. Bunlardan bir tanesi büyük bir tehlike. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in verdiği mesaj aslında çok açıktı. Bundan sonra ya işbirliği içerisinde olacağız ya da hep birlikte yok olacağız. Ardından IMF Başkanı Kristina Georgieva çok enteresan bulduğum bir açıklama yaptı. Çünkü sanayi şirketleri açısından bu çok daha kritik hale geliyor. Hem toplum hem uyumluluk açısından. Çünkü onun mesajlarında şöyle bir vurgu vardı. Eğer uluslararası bir karbon fiyatlandırma mekanizması kurulmazsa ve 2030 yılına kadar karbonun fiyatı 75 dolar seviyelerine ulaşmazsa bu ne şirketler için ne de tüketiciler açısından anlamlı bir teşvik olmayacak. Dolayısıyla hayata geçirilmesi, emisyonların azaltılması yeterli olamayacak. Bu açıdan da çok önemli bulduğum bir ikinci tamamlayıcı mesajdı ki önümüzdeki birkaç yıllık dönemde devam edecek bir atılımı burada beklememiz gerekir diye düşünüyorum. Bunların üstüne iki tane daha tamamlayıcı mesaja aslında bence değinmekte fayda var. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Al Gore'un yaptığı bir açıklamaydı. Al Gore, güvenilirlik, kredibilite krizinin içinde olduğumuzu bir anlamda. Çünkü bugüne kadar pek çok şeyin konuşulduğunu, belirli bir mesafe kat edildiğini, buna rağmen yeterince ilerlenemediğini altını çizdi. Güçlü bir şekilde bunu vurguladı. Bir diğer önemli mesaj ise aslında Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak'tan geldi. Rishi Sunak'ın dikkat çekmek istediği konu aslında iklim değişikliği konusunun aynı zamanda bir enerji arz güvenliği konusu olduğu vurgusu. Bunun kritik olduğu ve bir yandan son dönemde hepimizin bildiği yaşanan olumsuz gelişmeler sebebiyle bazı mazeretlerin oluşabilir görünmesine rağmen bunların bir mazeret ya da geri gitme değil, ilerlemek hatta daha hızlı ilerlemek için bir gerekçe olduğu vurgusuydu. Bu dört mesajı topladığınızda aslında liderlerin, dünyanın önde gelen isimlerinin nasıl bir yöne gitmek gerektiği konusundaki iradesini görüyoruz.